Kapitalist modernitenin sac ayağı olan endüstriyalizm, ulus devleti karşı alternatif geliştirebilecek her türlü düşünce yer veren, bunların geliştirilmesine, bu fikirlerin kendisi toplumla buluşturulmasına olanak sağlayan bir alan üzerinden inşa edilmiş ve kendi ısrarını da bu yönlü olarak sürdüren 10 yıllık bir yayın hayatına sahip. Ama dediğim gibi kapitalist modernite karşı demokratik modernitenin dergisinin 10 yıllık bir yayın hayatı var ama fikri bakımdan 10 yılı aşan daha geniş deneyimlere sahip. Biz sadece yayın olarak 10 yıllık 10 yıldır bunu deneyimliyoruz. Aynı zamanda farklı toplumlara, kültürlere, inançlara da bu deneyimi sunuyoruz. Temel motivasyonun kendisi, temel yayın çizgisinin kendisi mevcut sistem ve değerler skalasını aşan. Burada kapitalist modernitenin sac ayağı olan işte endüstriyalizm gibi ulus devlet karşıtı alternatif olan tüm yapıların kendisi alan açan birinir. Özetle bunu söyleyebiliriz. Bozulan toplumsal ekolojik düzenin kendisini de inşası için, yeniden inşası için, bu yeniden inşanın üzerine yapmak değil, yeniden inşası üzerinden de insanın doğanın bir parçası olduğunun bilinciyle aynı zamanda doğa ve toplum ilişkisini buradan kuran toplum üzerindeki tahakkümü ve sömürünün kendisinde karşı mücadele fikirlerini işleyen her yapıya da her fikre de açık bir nehir olarak düşünebiliriz. Bulunduğumuz toplumda derginin kendisini var ettiği, fikirlerini kendisini var ettiği Ortadoğu coğrafyasında da ulus devlet rejimlerinin hakim olduğunu düşünebiliriz. Bunun tespitiyle yola çıktığımız an aslında bu ulus devlet rejimlerinin karşısında alternatifini sunan demokratik modernite perspektifine ışık tuttuğu demokratik ulus perspektifini tartışan her kesimlere söz verdiğimizi düşünecek olursak bugünkü yargı sisteminin aslında bizim karşımıza çıkardığı şeyin kendisi şöyle bir şey. Yani kendi ulus devlet tekçilik üzerine kendi tekçiliğini koruma refleksi üzerinden başlattığı bir yargı süreci yani. Evet, yoğun bir saldırı altında, yoğun bir baskı altındayız. Aslında biraz daha durumu spesifikleştirirsek daha anlaşılabilir olması bakımından bugün Türk rejiminin ve kurulan cumhuriyetin kendisi aslında kendisini bir kimlik üzerinden. Yani Türk toplumunun kendisinin sömürgesi üzerinden değil ama Türkçülüğün kendisinin rejimleştirilerek bir baskı unsuru haline getirerek Türk kimliği üzerinden bir ulus devlet olma refleksinin sancılarını yaşıyor esasen. Yine Orta Doğu özelliğine baktığımız zaman da İran'ın Molla rejiminin kendisinde bir etnisitenin ve bir inancın refleksi üzerinden kendisini dayattırdığı Kürdistan'ın belli bir coğrafyasının sömürgesi üzerinden bahsediyoruz. Yine Suriye'nin de aynı refleksleri gösterdi. Bunların her biri bir ulus devlet. Yani dolayısıyla Mezopotamya halkları, Mezopotamya'da kendi kimliklerini ifade edemeyen halkların kendisi bu ulus devlet kıskacı altında. Dolayısıyla bu ulus devlet kıskacının kendisini teşhir eden, açığa çıkaran perspektif, demokratik ulus perspektifi. Demokratik ulus perspektifinin kendisinin de bulduğu mefhum, kavramın kendisi demokratik modernite kavramı. Dolayısıyla bu sömürgeciliğin yargısı da bundan bağımsız hareket edemiyor. Dolayısıyla bizim karşılaştığımız davaların kendisi de temelinin bu tekçi rejime, temelinin kendisi bu ulus devletçilik rejiminin anlayışının, kültürünün dayandığını söyleyebiliriz. Burada verilen mesajın kendisi çok nettir açıkçası yani böyle. Artık hani kapitalist modernite ve ulus devlet rejimlerinin kendisi bunu artık yetmediklerinin farkındalar. Dolayısıyla artık bunu zor yöntemlerle, bunu yani sömürgeciliğin zirveleştirildiği bir noktada savaş politikalarıyla beraber bunu bastırmak, sindirmek istemedi. Yani başaramadıklarını şuradan okuyabiliriz aslında. Ya yakın zamanda basına yönelik operasyonların kendisine şahit oluruz. Burada hani ulus devlet, kapitalist modernite o kadar sıkışmış bir noktadır ki bir gazetecinin kullandığı fotoğraf makinesi bir suç unsuru olarak addedebilecek pozisyona geldiği noktada. Aslında bu bir çıkmazın, bu artık üretebileceği yani kapitalist modernitenin ve ulus devletin üretebileceği hiçbir şeyin kalmadığını göstermekte. Dolayısıyla kalmadığını gösterdiği noktada da son derece saldırgan oldular. Absürt iddialarla, absürt ve mesnetsiz iddialarla beraber mesela hani bu tür düşünce ve kuram, biz bir düşünce ve kuram dergisiyiz. Düşünce ve Kuram dergisine yönelebiliyorlar, işte basın alanına yönelebiliyorlar. Toplumun ulaşması gereken, yani bazı fikirlerin toplumla buluşmasını, bizim misyonumuzun kendisi bu tür fikirlerin toplumla buluşmasını sağlamaktır. Dolayısıyla ne? Bu fikirlerin toplumla buluşmasını kendi bakımından tehlikeli olarak görüyor. Çünkü artık mecali de yok. Çünkü artık demokratik modernite perspektifi, demokratik ulus perspektifi sadece Türkiye,
ve Orta Doğu bağlamında değil, dünyanın birçok toplumu tarafından okuluyor ve demokratik modernite perspektifi Orta Doğu coğrafyasından çıkan fikirlerin, Orta Doğu coğrafyasından çıkan demokratik ulus perspektifi birçok dünya dillerine çevrilerek artık toplumlarla buluşuyor. Dolayısıyla bugünün Kürdistan sömürgecisi olan devletlerin de, Orta Doğu'da sömürgeci olan ulus devletlerin kendisinde bunun karşısında artık yetmezliklerinin kendisini bir sonucudur bu zor ve baskıların kendisi yani. Geldiğimiz yargısal sonuçlardan bir tanesi bu. Yani dava süreçleri aslında biraz çok yönlü olarak devam etmekte ve tekçilik üzerine inşa edilmiş bir rejimin kendisinin yargısı da bundan bağımsız olamaz. Yaklaşım kendisinde biraz öyle. Yani kapitalist moderniteye karşı alternatif demokratik modernite perspektifinden bahsettiğimiz zaman dolayısıyla hani bu yargı bunu sindirememe noktasında bir bağımsız bir yargıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla davaların kendisinin siyasi olduğunu düşünüyoruz. Yani şöyle bir örnek vereyim mesela. Dava konularından bir tanesi, yani Sayın Öcalan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de sunduğu savunmalarında Demokratik Uygarlığın manifestosu yayınlarında. Ya gündelik ilişkilerimize, günlük ilişkilerimize kullanabileceğimiz bir basit cümlenin kendisini bile Sayın Öcalan'a ait olduğundan kaynaklı olarak davalarla karşı karşıya kaldık. Yani alıntının kendisinin Öcalan olmuş olması, Sayın Öcalan olmuş olmasından kaynaklı bir dava konusu haline gelebiliyor. Yani oysa Öcalan'ın savunmaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden sunulduktan sonra dünyanın birçok yerinde. Çünkü çeşitli diller içeride ve savunmaların kendisi aynı zamanda bir alternatif bir öneridir. Dolayısıyla bir savunmaktan ziyade yani açmazın kendisinin önüne açacağı toplumu demokratikleştirmek önüne sunulan bir savunmadır bu. Yani kendi yaşamının, kendi hayatını bir şekilde beraatleştirmekle ilgili bir şeydir. Bu kendi yaşamının aslına bakarsak topluma ve Orta Doğu üzerinde dünyaya sunduğu bir çözüm önerisinin kendisi dünya toplumları tarafından kabul edilmişken ve bulunduğu coğrafyada demokratikleşmeyi kendisine önermiş olmasına rağmen burada kabul görülmemesinin sebebi işte yargının bu kadar siyasallaşması aslına bakarsak. Yani bir eser sahibi bir konu üzerinde tarihsel, sosyolojik veya politik perspektifte yaklaştığı bir konu üzerinden Sayın Öcalan'ın çözümlemelerini bir alıntı olarak sunduğu zaman bu bir propaganda haline gelebiliyor. Yani bugünün yargısı mesela bunu bir propaganda olarak görebiliyor. Oysa Sayın Öcalan bunu hem mahkemelere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunmuştur hem de aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesi üzerinden de bir perspektif sunmuştur. Demokratik modernite, Türkiye, Kürdistan ve Orta Doğu özelinde başlayarak dünyaya sunduğu alternatifin kendisinin yankılarını görüyoruz. İşte bunun toplumsal ve reel deneyimlerinin kendisini Suriye coğrafyasında da görebiliyoruz. Biz aslında yayın politikamızın kendisi başladığımız güne uyarlayarak devam ediyoruz. Yani biz yayınlarımızda ısrarcıyız, yayın çerçevemizde ısrarcıyız. Pozitif eleştirilerle beraber bunu dönüşme noktasında da açız. Zaten demokratik modernite dediğimiz perspektifin, çerçevenin kendisi de buna açık bir yerde duruyor. Dolayısıyla eleştirilerle beraber biz yayın politikamızın geliştirilmesi, dünya toplumuna, dünya halklarına sunma noktasında ısrarımıza devam ettireceğiz. Yargılanabilir ya da bir eser sahibi yargılanabilir ama demokratik modernite kapatılabilecek ya da yargılanabilecek bir şey değil, bu bir fikirdir.